Ekim ayı aylık tarot bakıyoruz. İkizler Burcu'nu neler bekliyor diyorsanız bakalım. İkizler Burcu'nda Ekim ayında neler bekliyor? Belli kaoslar ve ruhsal yorgunluklar ve yaşadığımız karmaşıklıklardan çıkmaya çalıştığımız ve hayatımızla alakalı gereksiz kötü insanların enerjisinden ve çevrenizdeki gereksiz dedikodulardan kurtulmaya çalıştığımız bir ay olacak. Ve kafanızda kalben kırgın olduğunuz ve küs olduğunuz insanlarla yol ayrımına gireceğiniz ve bu ayrımla birlikte aydınlanacağınız, yani der ki siz hata yapmaya müsaitsiniz, hatalarınızla hep aynı hatalara dönüyorsunuz ve aynı hatalar işinizde olsun, özel hayatınızda olsun, size gerçekten yıkılan bir kulenin enerjisini veriyor. Bence yapmanız gereken tek şey meditasyon olabilir. Dönüşümü sağlamak. Yani tekrar inandığınız meditasyon olur, yoga olur. Enerjinizi dönüştürmeye ihtiyacı. Yani bir taşı böyle hani kaydırıp yerine kendinizi yaratmaya ve dönüşmeye ihtiyacınız var. O yüzden Ekim ayı sizin insanlarla sınanma, iş çevrenizdeki insanlar ya da eğitim hayatınızdaki insanlardan duyacağınız sıkıntılar gündeme gelebilir. Özellikle bu ara su burçları, yani balık burçları ile ilgili tartışmalar, biraz sıkıntılar yaratacağınız ay olacak. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Her şeyi zamana bırak, yaparım. Zamanlık bir vaktiniz yok. Artık zaman sizden geçmiş bile. Sizin gerçekten o taşı kaldırmaya ihtiyacınız var. Peki bu taşı kaldırdıktan sonra ne olur? İmparator, güç, saltanat, tahtınızda başarı, oluşmasını istediğiniz yeniliklerin açılması. Yani sizin yapmanız gereken tek şey, evet, sanatçı ruhunuz, müziksel enerjilerinizi ön plana ve içinizdeki sessizliği bitirip, eğer ki her şeyi öldürüp yeni bir başlangıç yaptığınızda hayatınızdaki her şey yeniden başlayacak ve gülümseyen ve ruhunuzu iyileştirdiğiniz evreye giriş sağlayacaksınız. Cesaret eksikliğiniz var. Uçmak, özgürce, kendi işiniz ya da işinizdeki yöneticilerle konuşmaya ihtiyacınız var. Bunu yapın. Aşk hayatınız ne olur? Bakalım. Evet, muhteşem bir aşk olacak. Ama siz ilk önce konuşmayı, şair ruhunuzu ilişkinizde ön plana tutarsanız gerçekten doğru erkeğinizi ya da doğru kadınınızı bulma dönemi olacak ve de kökleneceksiniz. Bu kök evlilik ya da evliliğinizle ilgili yani kötü şeylerin büyük bir gücü, hatta yönünüzle alakalı evreyi iyileştirme, hatta şöyle söyleyeceğim, muhteşem kalbi de avuçlarınızda ve dönmesini istediğiniz insanın hayatına gerçekten bilgelik şeklinde sizi bilgilendirecek ve mutlu olacağınız bir döngünün evresindesiniz. Ailenizde ne gibi sorunlar var? Aileyi çok uzun süredir hep yargıladınız. Ve size hiçbir zaman destek olmayan dediğimiz ailemizin size destek verme ve güçlenme dediğimiz noktada size çok güzel sihir gibi evreye aydınlanacağınız gözüküyor. Peki kendinizde en çok ne? Seyahat etmeyi seviyorsunuz. Papyrus, yolculuklar, yenilikler, güçlenmeyi sevdiğiniz için bence sizin tek yapmanız gereken hayatınızdaki yönler ya da hayatınızdaki liderim ben dediğimiz evreyi 365 güne dolu şekilde koyarsanız sihir ve bereket hayatınız olacak. Sağlığınızda belki fiziksel yorgunluklarınız olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Evet.